Baktığımızda şanssız puan kayıpları yaşadık. Tabii sürpriz galibiyetlerimiz de oldu. Son 10 haftadır bir şanssızlıktır gidiyor. 3 puan hasret kaldık galibiyete. Bu da inanıyoruz ki bu hafta sonu Beşiktaş karşılaşmasında neden olmasın. Giresunspor'umuzun Süper Lig'de bu sezon ikinci sezonu. Bizim önceliğimiz tabii ki bu ligde kalıcı olmak. Öyle ya da böyle Giresunspor'umuz bu sene alacak olduğu puanlarla beraber ligde kalacak. Herkes bundan emin olsun. Kimsenin aklına herhangi bir soru işareti takılmasın. Biz bu sene aldığı izin verirse Spor Toto Süper Lig'inde kalacağız ve devam edeceğiz önümüzdeki sezon için. Gaziantep Hatay maçına çıktıktan sonra 9 tane maçımız kalıyor. Bu hafta sonu Beşiktaş oynuyoruz deplasmanda. Gelecek hafta sonu evimizde Sivasspor'u alıyoruz. Akabinde Ankara deplasmanına gidiyoruz Ankara Gücü'yle beraber. Ve dönüşte evimize Başakşehir'le oynuyoruz. Baktığımız zaman gerçekten çok sıkışık bir maçlar bekliyor ve hafta bekliyor bizleri. Yani önceliğimiz iç sahada puan kaybı vermeden 3 puanları hanemize yazıp devam etmek ve akabinde dışarıda hanemize ne kadar puan alabilirsek ekleyip yolumuza devam etmek. Hakan hocamız canımız gerçekten Giresunlu gibi mücadele veriyor. Bizim de şehrimizin hedefini çok iyi biliyor. Yani uzun zamandır zaten kendisiyle çalışıyoruz. Şu an elindeki kadroyla sıkıntısız bir şekilde ligi tamamlamak istiyoruz. İstiyor tabii kendisi bizimle beraber. İnşallah sağ salim şekilde yani Naip Başkan'ın da dediği gibi bu gemiyi limana yaklaştırıp ligi tamamlayıp sezon sonunda da gerekli değerlendirme yapıp devam etmeyi düşünüyoruz. Beşiktaş Spor Kulübü ligimizin köklü kulüplerinden biri. Giresunspor her maçı olduğu gibi bu maça da tabii ki mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Rakibimize saygı duyarak tabii ki mücadelemizi yapacağız. İnşallah buradan da bir güzel sonuç alıp Giresun'umuza geri döneceğiz. İnanıyoruz, hedefimiz bu. İnşallah da başaracağız.